Vuruş teknikleri, evet. Şu kafamı şöyle vurdukça, bir kere bu böyle değil ama özelim, biriciyim, yeganeyim. Ben özelim, ben özelim, ben kocamın, beni seveceği tek kadınım diye diye. Sen kocanı elinde tutamazsın kardeşim. Bunu yapan psikolog olabilir, bunu yapan doktor olabilir. Sana EFT yapıyorum der, olumlamayı alttan alttan verirken sen birden kendine bakarsın. İslami kimlikte yapıyor ya bunu insanlar. Dersin ki buraya gelip de ben artık niye geliyorsunuz diyorum. Sürekli EFT yapar haldeyim. EFT yaparken dualarımı unuttum. EFT yaparken kendimi unuttum. Sürekli sayılar ve EFT ile beraber hemen böyle koyuyorum, pıt 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 koyuyorum. İptal diyorum, işte olumluyorum, biriciyim, yeganiyim, kocam beni seviyor, budur budur diyorum. Beynime sürekli bunları veriyorum. Beyin evet, ne verirsek onu alır. Bilgisayar ekranı gibidir. Kabul ediyorum. Ama sürekli sen özgürsün. Bir tanesi. Kocan seni çok seviyor. Ya yeter artık yapmayın ya. Kadın ne maldır, ne bırakılacak maldır, ne bir satılacak metadır. Yapmayın arkadaşlar. Yani psikologsan, sen efendim psikologluğunu bil. Habire cinsel sağlık, ruhsal sağlık derken kadınların kafasını karıştırmaya hakkın yok. Sen biriciksin, yeganesin, teksin, teksin, teksin derken buna da zaten gerek yok. Kadın kadınlığını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Kadının erkek arasındaki fizyolojik farkları biliyoruz, ruhsal farkları da biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Her evin kendine ait bir hikayesi vardır. Sen dışarıdan o evin gerçek özelliğini bilmeden boş yere masal anlatma. Tık 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 vur, özelsin, bileceksin. Kocan seni elinde tutmak için her şeyi yapacak. Yapma ya. Senin ne farkın kaldı? Beynine format mı atmak istiyorsun? Git at kardeşim, çık dağlara, nefes al. Bak, tefekkür et. İşte format budur. EFT sadece vuruş tekniğidir. Enerjisi olana girmeyiniz lütfen. Hoşçakalın.